Şey var, bir tane kadınla ben görüştüm. Kadın böyle şalvarlı yazmayla keçikle gelmiş, yaşlı bir kadın. Dedim teyze seni kim getirdi dedim. Çünkü biz hani onlar diyor korktu da evde oturduk. Gene dayak yedik, gene hapise girdi. Herkes kızım diyor, kadın. Ben de bu sefer... İsmim Hatice Sohbet, Gaziantep doğumluyum. İnönü Üniversitesi dönemindeyken 28 Şubat mağduriyetini yaşamıştık. Daha sonra üniversiteyi tamamladık. Farklı bir üniversitede tamamladım üniversitemi. Şu an bir büyükşehir belediyesinde çalışıyorum. 1998 yıllarında ben öğrenciydim ve İnönü Üniversitesi Malatya, o dönemi hatırlayanlar bu şehrin biraz daha farklı olduğunu bileceklerdir. Ciddi bir Türkiye genelinde bir yasak vardı. Yani böyle despot bir yönetim. Herkes benim istediğim gibi giyinecek, herkes benim istediğim gibi düşünecek diye birisinin bir hayali vardı ya da birilerinin bir hayali vardı. O hayaller uğruna kurban edilen bir sürü binlerce yani o zaman 10 binin üzerinde öğrenci okulu bırakmak zorunda kalmıştı. Binlerce öğrencinin yaşadığı mağduriyetlerden birini yaşadım. Başörtüsüyle eğitimime devam edemedim. Ve bu başörtüsü benim hayatım için çok önemliydi. Benim için bir kimlikti. Ben de başörtüsüz bir hayatın benim için olmayacağını fark ederek okulu bırakmayı tercih etmiştik. Zaten okula hiçbir şekilde girilmiyordu. İnönü Üniversitesi'nin biraz da farkı da o. Birçok üniversite gibi o zaman bazı üniversitelerde kampüs yasağı uygulanıyordu. Üniversitenin içinde asker karakol vardı. Askeri bir karakol vardı jandarmanın mesela. Şimdi çok gençlerin anlayabileceği bir şey değil ama o dönem onları yaşadık. Ve ciddi yasaklar, ciddi böyle eziyetler, Baskılar. tutuklamalar, baskılar yaşıyorduk o dönem. Mecburen birçok arkadaşımız gibi bırakmak zorunda kaldık üniversiteyi. Yani 98 yılında da biz, ben bıraktık kelimesini sevmiyorum. Yani bizi almadılar demeyi ben tercih Tabii. ediyorum. Çünkü bu bizim isteğimizde olan bir şey değil. Yani bırakmayı biz istesek olabilirdi ama biz bırakmak istemedik. Hatta okula almadıkları dönemde de bir yıl devamlı bir şekilde üniversiteye gittik. Kendi fakültemizin önünde oturduk. Derslere bir türlü alınmıyorduk ama fakültemizin önünde her ders günü gidip arkadaşlarla oturmayı tercih ettik. Ama en sonun yasaklar çok daha ciddi boyuta ilerledi. Artık tutuklamalar başladı. Nezaretlere götürülüyorduk genç kızlarla. Günlerce nezarette kalıyorduk. Arkadaşlarımız ve bizler dayaklar yiyorduk. Sanki çok büyük bir suç işlemişiz gibi. Toplumun düzenini bozmaktan hakkımızda davalar açılıyordu. Halbuki düzen bozucu hiçbir zaman olmamamıza rağmen mecburen şehri terk etmek zorunda, yani kendi memleketlerimize dönmek zorunda kaldık. Af geldi 2011 yılında. Epey uzun bir süreden sonra geldi. Yani 98 yılında, 99 yılında artık biz tamamen üniversite hayatımız hepimizin bitmişti. Az bir dönem değil, 2011 yılında ben evlenmiştim, iki çocuğum vardı, çocuklarım okula gidiyordu. O dönemde af çıktı ve o zaman biraz önce de söylediğim gibi 10 binin üzerinde üniversiteli genç okulu bırakmak zorunda kalmıştı. Fakat afla okula dönenlerin sayısı 3 bin civarında. Yani çünkü herkesin hayatı o kadar değişti. Bulunduğu şehirde üniversite var mı yok mu? İşte çoluk çocuğa karıştık, ne kadar müsait. Üniversiteyi bıraktık. Yani döndük ve bitirdik çok şükür. 2014'te mezun oldum ben. İnönü'de başladım ve Kilis 7 Aralık'ta mezun oldum. Biz okuldan atıldık ama biz başımız dik bir şekilde gittik. Yani böyle rencide hiçbir zaman olmadık. Ben hep bunun gururunu yaşıyorum. Gururla bıraktım. Ben çünkü bu benim değerimdi, bu benim kimliğimdi. O zaman çok küçüktük. Yani şimdi kırklı yaşlarımızı falan devirdik ama 20 yaşlarındaki bir genç kızdan bahsediyorum. Biz günlerce karakolda kaldık. Günlerce yani askerler tarafından coplarla dayak yediğimiz zamanları biliyorum. Hiçbir zaman ağlamadık da, yenilmedik de, inandığımız şey için de mücadelemiz de devam etti. Ve bizim kaybımız şu an bakıyorum, çok güzel bir işimiz var birçoğumuzun ya da hiçbir şey değilse bile. Çok gururlu ve onurlu anlatacak bir hikayemiz var, dik bir duruşumuz var. Bunu bütün arkadaşlarım adına söylüyorum. Şu an hayata biz yeniden başlıyoruz ve gecikmiş bir başlangıç oluyor.
Arkadaşlarla bazen espriler de yapıyoruz. Hani hayatın şeyi nedir? Okulu bitirirsin, evlenirsin. O iş güç o arada onu halletmen lazım. Bizde tam ters oldu. Evlendik, çoluk çocuk, çoluk çocuğu büyüttük. Hatta içimizde çocuğuyla birlikte sınava giren, birlikte üniversite okuyan arkadaşlarımız dahi oldu. Maalesef kariyer planlarına bir 20-25 sene sonra başlamak zorunda kaldık. Yeah, she's a good one.